Destek vermeyeceğiz demiştiniz. Tabii. Seçmeninizi yani tabanınızı serbest bırakacaksınız anladığım kadarıyla. Yeniden refah tabanı hangi ittifaka meylolur eğer ittifaklar aynı şekilde seçime giderse? Onu tabii bilemeyiz. Bir kısmı bizim gibi hiçbirini desteklemez, büyük bir kısmı öyle düşünüyorum. Ama Mesela burada protesto mu tabii ettireceksiniz efendim? Aslında yani tabii biz tabanınıza tabii iki tarafa da destek olmanın vebal olduğunu boş düşündüğümüz oy atın için diyeceksiniz yani. Yok veya gitmeyin sandık başına Fatih diyeceğiz. Erbakan gitmeyecek mi mesela Tabii, sanda? tabii. Siz gitmeyecek misiniz? Tabii ama ikinci tura inşallah biz kalırız. Bu tartışmalara da gerek olmaz ama diye Sayın Erbakan söylüyorum. Çok ilginç bir önemli şey söylüyorsunuz. Bir şey. Şimdi ikinci tura kalırsa sandığa gitmeyeceğim diyorsunuz. Gitmem Yani tabii çünkü bu prensiplerde uzlaşamadıktan sonra ekonomide, dış politikada, sosyal politikalarda bizim tahribat olarak gördüğümüz icraatları yapacak birisinin iktidar olmasına niye vesile olalım, niye destek olalım? En son söylediğimizde oydu zaten. Biz her iki tarafında vebaline ortak olmayacağız demiştik. Ama inşallah ikinci tura biz kalırız. Dediğim gibi böyle bir sıkıntıya girmeye gerek kalmaz. Bu ne mesaj vermiş?